Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bak arkadaşım bu takım böyle bir takım. Bu takımın hocası dedi ki 8 şut attık bir tanesinde çerçeveyi bulduk. Bu takım umumun oyuncuları böyle oynuyorlar. Göster şeyi Sofyan Feguli pozisyonunu ona. Gösterdi ki el baştan Sofyan Feguli pozisyonu Tam Feguli topa vururken durdursun oyunu. Yediğin golü atacaktım burada de. Ben şey dedim. Bu takım Avrupa'nın en az gol yiyen takım dedim. Kendinize gelin. Sonra sustular. Ya çok güzeldi. Bak o golü göster. Bak bir tane gol yedin ya arka direkte bomboş. Evet. Gol yedin değil mi? Dedin ki yedin orayı unuttu. Aynı yani, golü atacaktım bak ile ve, ve daha güzeli olacaktı bak. O zaman takım paslaşma nedir onu öğrenecekti. Bak getir o golü. Biz Fegül'ünün attığı golü getir. Galatasaray'ın golüne gidelim. Taktik prosunu da ver, varsa. Taktik prosu vardır, var mı? Var mı onun çizgileri var Galatasaray ya. Galatasaray'ın golü. Çizgiler çizgiler çiziyor. Var Geliyor mi? şimdi burada. Hop buradan kurtardı kişi. Çıktı top buradan. Halil burada. Hiç de ülkemize uygun olmayan bir şey yapıyor Halil burada. Bu Türkiye'ye uygun bir şey değil. Düş orada yere ya. Tabii, düş tabii, kart tabii. bizde olsa bırakırdı koş. kendini. Mesela tamam. orada düş koş ben niye kart vermedin filan sen kart iste ki. Kart. Dur burada dur. Dur 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 bu kalsın böyle kalsın tamam. Ha, burada kalsın. Halil'in orada ne yapması lazım normalde? Bizim ligde. Hemen inip İndiği yerde koşarak hakeme zaten verecek ama o önce bir hatırlatsın ona. Bir kart işareti yapsın yok mu filan desin. Kendi de alsın öbürü de alsın. Bak o, ülkenin alışkanlıkları buna. O, Bak ülkenin alışkanlığını kırdığın anda Halil ülkenin az kan 5'e 2 yakaladın. Şimdi bu gol nasıl bir gol olacaktı aslında? Kerem'e. Kerem e, mi Kerem vurmayacak Kerem mi vuracaktı çaprazdan yoksa arka direkteki boş ana alta mı attıracaktı? İki opsiyonumuz da var. Ben ana alta attıracaktım işte o. En bana. neti o diyor. Ben oyun kuruyoruz yani konsol oyunu oynuyorsun ya tık 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 var ya böyle evlerde. Öyle oynayacaksın. Ondan sonra da antrenmanda bunları yaptıra yaptıra Mustafa'ya da o pozisyon neyse onun doğrusu yapılması gereken ona da orada öğretecek. Biraz yani önce ki bu golü kimin attığının önemi yok. Biz en kolay golü atmaya çalışıyoruz en kısa zamanda ve en yetkili şeylerle, e, opsiyonlarla, en etkin opsiyonlarla. Demek ki hala iyileştirilmesi gereken hem Ofansif hep yani defansif anlamda. Yani takım bütünlüğünde iyileştirilmesi gereken hala çok şey var. Ama ta, oyunun anlattığı şey oyun iyileşiyor. Yani negatifleri, eksileri halledilmesi gerekenleri var ama öne doğru yani yapılanlar daha kıymetli. Dolayısıyla Halil'in düşmemesinde bir şey bul Türkiye'ye. Anlat mesela bu pozisyonu al. Bakın arkadaşlar yere, olurdu, inmezseniz, olurdu. yere inmezseniz yere inmezseniz pozisyonunuz var de. Ama sen... Rakibini eksik bırakma temelli bir o, planla çıkıyorsun. Şurayla alakalı değil mi? oyuncularına bunu öğretiyorsun. Bu amatörde de böyle. Hı. Bak amatöre git, dokunduğunda çığlık çığlığa kendini yere atan çocuklar var. 22 23 yaşında ondan daha büyük futbolcu olmayacak. Doğrudan burada olan bir tane hadiseyi taklit ediyor çocuk. Yani öylesine giriyor bilinçli. Doğrusu Halil'in yaptığı ben de söyleyeyim bari. Buraya bu, bunu bunu devam ettirdiğinizde bu pozisyonlarda her maçta 3 tane 4 tane yakalayacaksınız. Antrenmanlarda olmanız gereken şey ayakta kalmak. Arkadaşlarınıza alabildiğince alan yaratmak, onların olabildiğince sürede koşmalarını ve toplu oynamalarını sağlamak. fegolnin bu pas Abi, izleyicimiz de hatırlatmış şimdi. İki pozisyonda da kendi deniyor ya. Mesela orada da pas verebilmeyi şartlayabilirdi ama. kendini ama diyor orada da. Işte. O anlık karar verme mekanizması Ondan galiba. Ondan değil işte bak anlık karar verme diyorsun ama demin ki söylediğini atlattın. Biz bu gole çalıştık demiş. Açıklamasında öyle diyor. Ya öyle diyorsa onlar ikisine de çalışmışlar. Yani sen yayın üzerine git gelen topları şut at. Bunu yani yapmadığı bir şey söylemiş olamaz diye düşünürüm ben. Eğer iki kere yaptı ikide bir gol attıysa yayın ikisine de benzeri yaklaşık yerlerden vurduysa takım bunlara şut at Aha. demiş. Ben daha ileri gidiyorum. Doğrudan olması, ben Guardiola olacağım yani. Tam olması gereken senin dediğin ben zaten. Ben Bielsa doğrusu, ol, doğrusu o, zaten. Tamam yani ben doğrusu o sohbatlerim yani. İçeri girdiğimizde bu pozisyonlara otururum arkadaşlar. Bak, Bak ayak nasıl gol atıyor. O zaman Mustafa'ya da o pası attırırsın işte. Mustafa da demez ki ben Santfor'um, kardeşim aldım mı kaleye vururum. Cem abi burada arada bir sürü mesafe var. Geliyor oyuncu geliyor geliyor geliyor. Sonuna kadar geliyor öyle pas vermeye çalışıyor. Şurada verse pozisyon olacak işte. Mevzu bu kimden Mustafa Muhammed'den. Tamam işte onun iyileştirilmesi bunun iyileştirilmesine bağlı diyor Cem Dizler'de. Ulu futbol büyüğü Cemstar. <laughs> bir şeyi Peki. iyileştirmek istiyorsan bir kişiyi iyileştiremezsin. Yapıyı iyileştirdin mi? Yapının içindeki bütün sorunlar da kendi kendine iyileşmeye başlar. Evet. O da onu görür. Ha ya Fegoli gibi birisi burada bunları yaptı. Ha şimdi şunun da garantisi yok. Verdin Kerem kaleye vurdu, kaleci de ayağıyla çıkardı. Bunda da bir garantisi yok. Onu da iyileştireceksin. Bak. Hepsinin yeri antrenman, hepsinin yeri toplantı, hepsinin yeri anlatmak yani. Şunu bir daha alabilir mi? Sol ayağıyla vuruyor burada ve golü. Bu da olur mu? Olabilir, olabil olurdu. E, olabilir. Oldu mu? Olmadı. Öbürü oldu mu? Oldu. Olmayabilir mi? Olmayabilir. İşte Bak aramızdaki fark bu. Oyuna buradan baktın mı? Bu oyun Şampiyonlar Ligi seviyesi oyuna çıkması işten bile değildir. Çıkartırsın. Böyle bakarsan ama. Böyle bakarsan. Yoksa üçlü oynadın, dörtlü oynadın. Onu yapmış bunu yapma. Bizimki oyuncu şey, oyuncu övücülüğü. Yok kazanacağımız yani. maçı kazanamadık, kazanamadık oyun... diye üzülüyor. Kim, Kaybe, kaybedebilirdik ama. en gösterişli oyuncusu? Altı numara oynayan gencecik çocuk değil mi? Berkan. Berkan. Yani. Bütün oyunun... üç kişilik oynamış gibi. Ya üçü beşi bilmem bir kişilik. Bu altı numaralar böyle oynuyor bütün <laughs> dünya. <laughs> evet öyle oluyor. Bütün altı numaralar, iyi altı numaralar bu, bu oyunun aktif olduğu bölümde Berkan'ın yaptığını yapıyor. Yani 6 numaradan 8, 10, 12, 16, 32 çıkarmaya gerek yok. Doğrusunu bu. bu. Bir tane on kuru koşusunu bu kadar yani baş tacı ederken, iki tane üç tane koşuyu baş tacı ederken o özellikle o pozisyon oyuncuların Oyunda ne kadar kritik olduğunu, önde gördüğünüz her şeyi aslında o savunma alanının önündeki çoğunlukla yani çoğun, savunma alanının önündeki o karakterlerin yaptığını göz ardı etmeyin. O nedenle oyuncular öyle bak. Ee, İrfan Can mesela, kimisi onu iki yönlü oynar, İki tarafı da yapar. Mesela bence Ozan Tufan öyle bir oyuncu ama ülke çocuğa izin vermiyor ki sürekli zaman çocuk iki deniyor, o bundan olmaz vurma dedirtiyor, kat kenara bunu, gönder gitsin diyor. Yani onu 20 maçta yapsa 22. maçtan sonra Premier Lig seviyesi sporcu olmaya aday birisini oynatmaya oynatmaya kıza bağıra çağıra cesaretini kıra kıra bu hale getiriyorsun. Oyuncu değişiklikleriyle ilgili eleştirilere sen ne diyorsun? Mesela Barış Alper gelince de Fegoli çıktı Barış Alper gelince de doğru olmadığını düşünüyor yazarlar Ömer'in e de doğru olmadığını düşünüyorlar mı? Tamam. Onun kağıdı hadi öyle olsun. Tamam. Barış Alper öyle. Ömer e git nereye girdi? Van Aalolt'un yerine giriyor Ömer. Mesela evet. O, şu. O, o, da doğru, o da o da yanlış mı? Bir nasıl bakalım ya? İşte öyle bakalım. Böyle bakalım. Cem abi bir de Fenerbahçe göre maçında göre da aynısı. Bunu oldu. böyle söyleyene sorarsın işte. Mesela Morutsan Muhammed, hmm. e, Halil Cagne, Van Arnold, Ömer. Bu değişikliklerde problemli mi dersin? Şimdi sen bir oyuncu performansına bakarak değişikliğin kendisini problemli görmeye çalışıyorsun. Oyunun kendisinde bir sorun olmaya başladı bak. Değişikliklerle durağa dönmüş oyun akara geçti doğru. Geçti Galatasaray bir durdu bir daha git oynamaya başladı öne doğru gidiyordu. Ama bir de sorun oldu. Git gele döndü oyun ve risk çoğaldı. Tabii. Ve o riskle maçı kaybediyordu onu 88'deki pozisyonla. Bunun bir garantisi yok ki. Sen iki kere gittin gidiyorsun. Neydi bir maçta kaleci elinden kaçırdı maçı kazandın işte. Maçta bir şey var mı? Lazio maçı. Bir şey var mı? Yok. Ha, durduk yere kendine gol attı rakibin. E sen de Kaç gol atmışsın? 3, 3 tane gol atmışsın. 2 artı 2 aracısın Gol yemeyerek buradasın aslında. En az gol yiyen takım. Kaç gol atmış? 6 gol atmış. Kaç gol yemiş? 6 gol yemiş. Altı, beş, Onun altı. kaç puanı var? Senin kaç puanın var? Yani bazı şeyler de evet. senin yaptıklarından öte, ötekinin yapamadıklarıyla ilgili. Kaleci topu elinden kaçırmasa sil eksi 2 puan diye düşün. Mesela burada arkadaşlar şey diyorlar. Bülent mi o ya? Eksi 2 eksi 2 puan kaçtı diyor. Bülent, yani Timur Lenk'in şeyiydi herhalde. Öyle okudum. Dur bakayım. 2 puan abi çöpe gitti. Bak, git. bak. kazanacağın maça işte alamadın diyor. Kazanabileceğin maç. Bunu kazanırsın artık diye. Çünkü o bu oyunun karşılığı oydu diye düşünüyor o da. E peki, bu... yenilebilirdin de tabii. 88'i niye saymıyorsun? Bir de Yasin 80, de hatırlatmış sen bak. Kendi atamadıklarını ah atardım diyorsun da 88'dekini niye saymıyorsun? O maçın en net pozisyonlarından biri golü. Bir tane daha var çizgiden çıkartıyor hani el oldu? Anan oldu kafada İlk var. Yani oldu. Yani ne onları niye saymıyorsunuz? Siz niye hep kendi böyle bizde öyle deriz. Nalıncı keseri Kendine doğru kesme. O neden oluyor biliyor musun o? Niye? Bir de işte bir de buradan bak. Hayata iyi Nereye? yönlerinden Zaten bak. iyi yönü burası. Hayata iyi yönlerinden baktan e ben ben geliyor o buraya. Ben sana işte diyorum hayata iyi yönünden bak. Vurdu fegule atamadı. Vurdu fegule attı. Hangisi iyi yönü bunun? İşte İkisi de olumsuz yönü. Daha kolay pozisyonlar var. Versene pası. İyi yönünden bakacaksan ben sana daha iyi yönünü söylüyorum. Senin yaptığından daha iyi yön var. O iki pozisyonda da attığı pozisyonda da şut atarak boşa attığında da kaleye attığında da İkisinde de iki tane gol bulabilirsin. 2-0 olabilir o ikisi. Bu arada pozisyon. Yasin hatırlatmış. 35'te falan alt pozisyonu var. Offside orada da. İçerisi boş vuruyor. Cem abinin dediği gibi pozisyon diyor. Bir tane falan fananoltun pozisyonu evet, var. Evet dedim ya içeri kes. Ama bunların hepsi işte antrenmanda düzeltilecek işler. Orada içeriye vurmayacaksın. Offside pozisyonu. O içeri kes yani. Hı. Boş kale yaptırmaya çalışsın kızım. Bırak offside'sa da offside seni ilgilendirmez, o hakemin işi. Senin için o, o, o işi yaptırmak yani topu boş kaleye yuvarlatmak. Takım bir takım kaleyi, boş kaleye ne kadar çok kale atıyorsa o kadar yetkin.